Bismillahirrahmanirrahim. Fütuhat-ı Mekke 11. sefir 74. kısım. Vasıl. İki harem bölgesinin birbirine karşı övünmesi. Bu kitabın sonunda iki harem bölgesi arasında övünme hakkında bize aktarılan bir hususu yazmayı düşündük. Bu Muhammed bin İsmail bin Ebi Sayf el-Yemeni'nin Mekke'de yaşardı, bize aktardığı bir hadistir. Şöyle demişti. Bize Hasan bin Ali, ona Hüseyin bin Half, bin Hibe bin Hakkas Kasım Eşşami ona babası, ona Hüseyin bin Ahmet bin Ferras, ona babası kendi babası İbrahim bin Ferras, ona Ebu Muhammed İshak bin Hazai, ona İbrahim bin Abdurrahman el-Mekki, ona Muhammed bin Abbas el-Mekki şöyle demiştir. Mekke'nin yaşlılarından biri şöyle demiştir. Davud bin İsa bin Musa ki o Musa bin Muhammed bin Ali bin Abdullah İbni Abbas, Hazreti Peygamber'in amcası sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke ve Medine'ye vali olduğunda Mekke yerleşmiş, oğlu Süleyman'ı Medine'ye vali yapmıştı. Ardından Mekke'de 20 ay kalmış, Medineliler ona bir mektup yazmıştı. Zübeyir bin Ebu Bekir şöyle demişti. Yahya bin Miskin bin Eyüp bin Mihrab kendilerine dönmeyi ona sormuş ve ona Medine'deki bulunuşunun Mekke'de bulunmasından daha üstün olduğunu hatırlatmışlardı. Ardından bu konuda kendisine bir şiir yazmışlardı. Şiir şöyledir. Ey Davut, saygın işleri elde ettin. Mustafa'nın şehrinde ve adil oldun. Hicaz ehli için bir haz haline geldin. Takva sahiplerinin yaşamına göre yaşadın. Sen Haşimoğullarından saygın birisin. İzzet ve beklenti görevine yerleştirilmiş. Sen onlara vekil olan için razı olunan insansın ve her durumda razı olunanın torunusun. Fey vergisiyle seçkinleri zengin ettin. Bizdeki adaletin işin zirvesiydi. Mekke'ye yerleşilecek bir yer değildir. Geçmiştekinin hicreti gibi sen de hicret et. Senin oradaki 20 aylık kalışın iyi insanların nezdinde çoktur onlara. Peygamberin şehrini elinde tut. Allah hidayet peygamberini oraya tahsis etti. Ona yakınlıktan uzaklaştırmasın seni. Arzusuyla hemhal olan bir yardımcı. Kuva sahibine yani Mekke'ye yakın olmaktan ise peygamberin kabri ve izlerine yakın ol. Bu mektup ve şiirler Davud bin İsa'ya ulaştığında Mekkelilere göndererek mektubu okutmuştu. İçlerinden İsa bin Ebul Aziz bin Es-Salibus denilen biri buna bir kasideyle karşılık vererek mektubu cevaplamış. Kasidesinde Mekke'nin üstünlüğünü anlatmış. Allah'ın Mekke'ye ayırdığı saygınlık ve fazileti belirtmiş. Onun nişan ve övgülerini zikretmişti. Şair kasidede şöyle der. Davud, sen o razı olunan imam. Sen hidayet kaynağı peygamberin amcaoğlu. Sen her türlü ayıptan arınmıştın. Daha önce de çocukluğunda büyüktün. Sen Haşimoğulların umudusun. Sen seçkin ve takva sahibi bir kavmin oğlusun. Sen özel kimselerin yardımcısısın. Onların arzularını zenginlikle karşılarsın. Sana kıskanç ve inkarcı bir mektup geldi. Sözleri yanlış ve haddini aşmış. Şiirinde Yesrib'i daha hayırlı görüyor. Allah'ın hareminin inşa edildiği yere karşı. Söylenenleri tasdik edersen burada olan şeye yani Kabe'ye secde etmeyesin. Hangi şehir annesinden daha üstün olabilir ki? Mekke, Mekke şehirlerin anası. Rabbim yeryüzünü onun altından yuvarlak yapmış. Yesrib'de yuvarlak yapılan yerin içindeydi. Her şeye hakim olanın yani Hakk'ın eli burada. Düşmanların burnu sürtünse de namaz oraya kılınır. Bizim mescidimizin üstünlüğü açıktır burada bulunmayan bütün mescitlere karşı. Orada bir namaz kılsa insan binlerce namaz kılmış sayılır. Böyle dedi peygamber hadisinde. O bir şey dediyse uyulacak gerçektir. Sizin amelleriniz her gün elçilerdir. Bize gelen tıpkı kervanlar gibi. Buradan yükselirler ilaha. Dileyen ve dilemediğini terk eden ilaha. Kullar hac etmeye gelir bize. Toz toprak içinde tek sayıda taşları atarlar. Her derin gedikten gelirler. Hurma dalı gibi zayıf binekler üzerinde. Buradaki uygulamaları yerine getirmeye bir kısmı aç, bir kısmı çıplak. Nicesi hüzünlü bir sesle getirir telbiyeyi, sesini yükselirken görürsün havada. Başkası kulların Rabbini zikreder, en güzel şekilde ona övgüler düzer. Hepsi saçı sakalı toz toprak içindedir. Bilginleri en uzak yerde imamlık yapar. Bütün gün boyunca akşama kadar ayakta bağırışarak dururlar. Yalın ayak, ayakta duran kurbanlar. Meleyerek göğün Rabbine müracaat ederler. Umarak ve korkarak hazırladıkları şeyin kabulünü, hepsi belanın uzaklaştırılmasını Allah'tan diler. Derler ki, Rabbimiz bizi bağışla.
Affınla ve kötülüklerimizi hoş gör. Gece yaklaşınca gündüze ve gün dönünce başlarlar ağlamaya. Ve hacı sarsılarak yürür. Akşamdan biraz sonra Cem mahalline yerleşir. Hepsi birden orada geceler. Sabahın ışıkları ortaya çıkıp karanlıklar uzaklaşınca bir müddet dua eder, sonra develeri bağlarlar. Sonra hep beraber Mina'ya yönelirler. Onların bir kısmı görevlerini yerine getirir. Bir kısmı kurbanlarını keser. Bir kısmı Mekke'ye yönelir. Bir koşmak için ve dua etmek için. Bir kısmı tavaf ederek koşar. Bir kısmı Safa'ya yönelerek gider. Umduklarının en faziletlisinde ısrar ederler ve talep ettikleri en kıymetli ihsanlarda. Saygın melekler hac yapmıştır. Bu bizim bölgemize geçmiş zamanlarda. Adem onlardan sonra hac etmiştir. Ondan sonra ise Ahmet Mustafa hac etmiştir. Allah'ın dostu da buraya hacca gelmiştir. Taş atışıyla oradakilerden ayrılmıştır. İşte bu yemin olsun ki bize ait yüksekliktir. Mutlak güç sahibi bize bunu tahsis etti. Hidayet peygamberi de bizim aramızdan çıktı. Bizim aramızda peygamberlik yaptı ve önce bizden başladı. Kerametlerin oğlu Ebu Bekir bizdendir. Umut kaynağı Ebu Hafs bizdendir. Osman bizdendir. Kim var onun gibi? İnsanlar haya sahiplerini saydıklarında. Ali bizdendir. Zübeyir bizdendir. Talha bizdendir ve bizim aramızda büyümüştür. İbn Abbas ki o kerem sahibidir. Bizdendir. Peygamberin akrabası ve destekçisidir. Bizdendir Kureyş ve babaları. Biziz övgüye ulaşanlar. Bizdendir kendisiyle övgü duyulanlar. Kimse bize karşı bizle böbürlenemez. Öncekilerimizin kıvancı bizim için bir yüksekliktir. Ve bizde zikre gelmeyecek kadar övgü konusu vardır. Zemzem ve Hicr bizdedir. Bu söylediğim saygın şeyler sizde var mı? Zemzem bir yemek ve içecektir. Onu yemek isteyene onda şifa vardır. Zemzem gönüllerin gamını giderir. Zemzem her hastalığa devadır. Kim aç olarak gelirse zemzeme, bir yudum içse ona kafidir. Sizin orada zemzem gibisi yoktur. Nitekim biz de sizlerle eşit değiliz. Bizim aramızda peygamberin amcasının sucuları vardır. Peygamber ondan doymuş ve kanmıştır. Makam bizdedir, ona ikram et. Bizim aramızdadır Muhassab ve civarı. Bizim aramızdadır Hacı Avun, onunla övünç duy. Bizim aramızdadır çöller ve bozkırlar. Bizim aramızdadır geniş vadiler ve iki Merve. Hey gidi hey! Bizim benzerimiz kim olabilir ki? Peygamberin dile getirdiği alametler bizdedir. Eccat bizdedir, rükûn bizdedir ve müttaka bizdedir. Bizdedir Sevir Dağı, bizdedir var mı sizde bir benzeri? Bizdedir Sebir, bizdedir Hira, onda gizlendi Allah peygamberi. Razı olan Ebu Bekir'le beraber bir övünme olunca. Birisiyle Kubeysi'nin gördüğü arasında ne kadar fark var? Bizim şehrimiz sürekli olarak haremdir. Çevresinde avlanmak yasaktır. Yesrib ise helal bölgeydi. Bu yanlış değil. Bu ikisinin arasında ne kadar fark var? Bundan sonra peygamber orayı haram bölge yapmış. Bu nedenle o da böyle olmuş. Bir vahşi Medine'de öldürülse kavuşma gününe dek fidyesi ödenmez. Bizim yanımızda ise bir karınca bile öldürülse ya ondan dolayı cezalandırılır ya da fidyesini ödersiniz. Peygamberin kabrini ziyaret olmasaydı sizde görülen diğer şeyler gibi olurdunuz. Peygamber oraya defnedilmemiştir. Fakat o yüce cennetler içindedir. Dediğimin tersine bir söz söylersen yanlış bir şey söylemiş olursun. Öyleyse bizi yanlış söz söyleme. Saygısız söz de söyleme. Olmayacak bir şeyle ya da yüce mertebede seni kötüleyecek bir şeyle övünme. Ya da harem bölgesine şiir düzüp de dilini Tuva sahibinden geri tutma. Yoksa istemediğin bir söz gelir sana. Şehrinizle ilgili bir kınama ve sıkıntı. Sizin şehrinizdeki söz Kuba Vadisi'ni ve akiki kınamaya imkan verir. Mekke ve Medine'nin üstünlüğü hususunda tartışanlar hakkında hüküm. İcil oğullarından bir adam bu iki şair arasında bir şiirle hüküm vererek şöyle demiştir. Ben tartışanlar hakkında hüküm verdim. Mekke ve Medine'nin üstünlüğünü. Sorunuz. Hakkıyla size bildireceğim. Anlayınız. Bazen hüküm zulüm, bazen adalettir. Ben İcil kabilesinden Cudde'de oturan bir gencim. Orası tanınan haremin hazinesidir. Atlarla cihat orası için yapılır. Orası ve o yer uğruna savaş mutlaka yapılır. Devrinin sonlarında Ham ailesi tarafından şehidi Bedir şehidiyle denktir. Şehitlerimiz mutlulukla üstün tutulmuştur. Orada ölen ve öldürülen mutluluk elde eder. Ey Medineli! Senin toprağın üstünlüğü bütün şehirlerden üstündür. Mekke'nin fazileti ise daha üstündür. Orası
kıble olan Kabe'nin bulunduğu yerdir. Bütün alemlere kıbledir ve mescitlere denktir. Toprağa ve av hayvanları haramdır. Bütün beldelerde av helal iken oranın uygulama ve alametleri vardır. Oranın toprak üstünlüğüne yolculuk yapılır. Zemzem, makam, havuz oradadır. Hacer ve bilinen rükün oradadır. Yüce ve saygın mescit ve Safa oradadır. İki alamet oradadır. Tavaf eden ve koşanlar oradadır. Şehirlerde bilinen bir yer var mıdır? Arafat gibi ya da Hil bölgesi gibi ya da bütün yerlerde Cem yeri gibi ya da kendisine inilen bir yerdeki Mina Vadisi gibi. Buralar öyle yerlerdir ki harabıyla görülür. Haram ve Hil bölgesi. Arafat'ta gelen konağa şeref olarak. Oraya yerleştiğinde ona ve yerine şeref olarak Mekke'de iyiliklerin sevabı katmerleşir. Orada hatayla günah işleyen sorumludur. Hatayla günah işleyen misliyle cezalandırılır. İyilikleri ise artırılır ve kabul edilir. Ey genç, böbürlenmen yakışık olmaz. Peygamberin doğduğu ve yetiştiği bir yer ile kavmiyle birlikte doğum yeri olan yer. Orada büyüdü Allah'ın peygamberi. Oraya yerleşti ve göğün vahyi orada gelmiştir. Yüce ve indirilmiş melek onu oradan yürüttü, yani İsra'ya. Rahman'ın peygamberliği oraya indirildi. Senin dininden önce din de oraya indirildi. Medine'de oturan Haşimi biri var mı? Kureyş'ten yetişen gözü sürmeli bir Kureyşli varsa esas da Mekkeli değil midir? Fakat onlar Mekke'den ayrılıp yer değiştirmişlerdir. Size doğru hicret edip gelmişlerdir. Medine hicrettir. Tahammül gösteriniz. Ücretinizi aldınız. Takip ettiniz ve yardım ettiniz. Yaratıkların en hayırlısına yapacağınızı yaptınız. Medine'nin üstünlüğü açıktır. Medinelilerin de. Kadim bir üstünlüğü vardır ki nuru hilal gibidir. Bir kimse fazilet sizdedir demezse. Deriz ki yalan söyledin. Onun bu sözü çok çirkindir. Sizin faziletinizi bilmeyende hayır yoktur. Onu bilmeyeni biz de tanımayız. Sizin toprağınızda peygamberin evi ve kabri vardır. Yüksek, üstün ve değerli minber vardır. Sizden daha faziletli olanların kabirleri de oradadır. Ömer ile onun en yakın ve üstün arkadaşının kabri. Ayrıca mübarek soydan gelenlerin kabirleri. Onların fazileti her fazilet sahibini geçer. Onlar peygamberin ailesi Ali oğullarıdır. Onlar bütün halk için bir nur olarak öne geçmişlerdir. Ey Medine'ye bakıp gözleri ışıldayan kişi! Tevazu sendedir. Kibrin ise daha aşağıda. Biz hem Medine'yi arzularız hem ahalisini. Orayı sevmek akıllı herkesin görevidir. Davud'u ziyaret eden Medineli'ye söyle. Onu teşvik eden ve tereddüde düşüren Medineli. Mektubunuzdan sonra Davud size gelmiştir. Senin ipin efendinde bağlıdır. Efendini ara ve onu ziyaret et. Büyük bir şehirde bulunma. Senin vaazın daha üstündür. İlah Mekke'nin karnına sürekli bir yağmur sevk etmiş. Ondan kanılır. Medine'ye kadar uzanır. 74. kısım sona erdi. Onu 75. kısım takip edecektir.